Faruk Aksoy, Fındık Kurdu Türkiye'nin önümüzdeki dönemde uygulayacağı tarım politikalarına yönelik olarak teferruatlı açıklamalar geliyor. Yerli tohum üretiminden tutun, ürün tasnifine, tarım arazilerinin korunmasından tutun, sulama imkanlarının genişletilmesine kadar bir dizi önlemlerin alınacağı duyuruldu millete. Tarım konusu gerçekten önemlidir, sürekli gündemde tutulması gereken bir konudur. Ben fındık işini biliyorum mesela. Hem onu anlatayım hem de ayrı tarımını bitiren süreci özetleyeyim. Hükümetin yapmak istediği tarım reformuna bir nebze yardımcı olur belki. Normal şartlarda bir ocağın fındık dallarından oluşan kümeye ocak diyoruz biz. Fındık vermeye başlaması 6-7 yılı bulur. Fındığın bakımı, beslenmesi çok zor değildir ama süreklilik ister, ilgi ister, sevgi ister. İklim şartları aşırı derecede değişmezse bir de harmana serilen mübarek fındık simsarlara Yem edilmezse üreticisinin yüzünü kültürür. CNN Türk'ten Cem Seymen bazen dolaşıyor memleketin köylerini, küçük ahırlara giriyor, bölünmüş arazilerde tarım yapan Anadolu köylüsüyle konuşuyor, tespitler yapıyor. Cem Seymen boşalan köyleri, terk edilen kasabaları, viraneye dönen fındık bahçelerini görünce, Türkiye aile tarımına geri dönmelidir İş gücünü aile kendi kendine karşılamalıdır, küçük de olsa bağını bahçesine ekip biçmelidir, diyor. Söylemesine doğru söylüyor da, zaten can çekişen küçük aile tarımının tam olarak ne zaman bitirildiğini kanaatimce bilmiyor, ben söyleyeyim. 28 Şubat sürecinden sonra işler epey değişti. Ne alakası var 28 Şubat'la fındık üretiminin? Demeyin, 28 Şubat Anadolu'da aile tarımına en büyük darbeye vuran darbedir. Bizim bölgede babadan oğula kalan artık kızlara da kalıyor en kıymetli miras fındıklık yani fındık bahçesidir. Her bahçenin başında iki gözde olsa bir ev vardır. İnsanlar yaşarlar. Kendi fındıklarının çapasını, tırpanını, tımarını kendileri yaparlar. Haftanın bir gününde ilçeye yani çarşıya inerler. ihtiyaçlarını karşılarlar. Tekrar evlerine, barklarına dönerler. 28 Şubat bu değirmenin suyunu kesti, 28 Şubat bu düzeni tamamen yıktı. Nasıl yıktı biliyor musunuz? Köy okullarının kapısına kilit vurarak yıktı. Zorunlu eğitim 8 ile çıkarıldı, adam 7 yaşındaki bebesini servis aracına bindirip ilçeye göndermektense sığırını, koynunu, tavuğunu, köpeğini satıp savdı, indi ilçeye ucuz bir daire kiraladı, köyü kapattı. Önceden süte, peynire, yağa, yumurtaya para vermiyordu, kendi üretiyordu, daha önemlisi sağlıklı besleniyordu. Köyde okul kapanınca bastı gitti çarşıya, potansiyel işsize dönüştü, aile tarımı tamamen bitti. Bu arada geçim sıkıntısı başladı, daha gelecek mevsimin olmamış fındığını dalında satıp yedi, bahçeye gidecek şevki kalmadı, tatsız tuzsuz bir hayat başladı. Türkiye bilir. Karadeniz insanı onurludur. Hak etmediğini kimseden almaz. Hak ettiğini de kimseye yedirmez. Madem her şeyin millisi revaçta bu aralar, o halde aynı duyarlılık Karadeniz çiftçisinin ürettiği ve Türkiye'nin en önemli tarım ürünü olan fındık içinde gösterilmeli. Çok açık söylüyorum, fındık yabancı sermayenin oyuncağı olmamalı, Karadeniz insanı mağdur edilmemeli. Köy yokluktur, yoksulluktur safsatasını tersine çevirecek tarım politikaları devreye sokulmalı. Destekleme adı altında çiftçiye ödenen paralar çözüm değil, insanın toprakla neşir olması lazım, çimen kokusunu, dere balığını, dağ çileğini, lahana çorbasını, mısır ekmeğini yeniden keşfetmesi lazım. İnsan köyde yaşamanın muazzam bir sanat olduğunu yeniden hatırlamalı. Kazanç önemlidir tabii. Fakat esas önemli olan düşünce değişikliğidir. Her köyün bir dünya cenneti olduğu fikrinin yeniden yeşertilmesi lazım. Bu arada paralı köyünden üretilen fındığın 10 liradan alınıp 20 kilometre aşağıda Karasu'da Kuryemiş tezgahında 30 liraya satılmasının üreticiye mantıklı bir şekilde izah edilmesi lazım. Daha açık söyleyeyim, dolaylı olarak tam 5 milyon Karadenizli'nin rızkı olan fındığın içinde dolanan kurdun ayıklanması lazım. Allah rahmet eylesin. Derviş İbrahim söylerdi ara ara. Torunum derdi. Küçük arabanın dizelini, ecnebinin güzelini kapıya sokmayacaksın. İkisi de dert açar adamın başına. Şimdi bizim millet soruyor. Şu bizim fındıklıklara sokulan ecnebileri ayıklayacak mısınız yoksa iş başa mı düştü? Bizim millet ekliyor. Bilelim yeter. Faruk Aksoy, Yeni Şafak Gazetesi